İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere hangi konulardan bahsedeceğiz? Hemen bir göz atalım. Obezite, hamilelik problemleri, kadın hastalıkları, fibromiyalji ve kurdeşen. Evet, obezite yani kişinin normalden fazla kilo alması, yağlanması. Erkeklerde armut tipi, bayanlarda armut tipi, erkeklerde elma tipi dediğimiz yağlanma, erkeklerin genellikle göbeklerinde, bayanların kalça ve basenlerinde oluşan yağ tabakası, zamanla bütün vücudu kaplar, tabii dikkat etmezse. Kilo problemini tetikleyen birçok faktörler var. Kişinin yalnız yaşaması, üzüntü, sıkıntı içinde olması, problemli olması, iş yerinde, ailede vesaire, yanlış beslenmesi, yani birçok sebebi, faktörü var. Bununla ilgili son yıllarda çok büyük bir çalışma yapıldı. Bu çalışmayı da Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kendi ekibiyle yıllar süren araştırma sonucunda obezite yani şişmanlık, aşırı kilonun, karaciğer yağlanması ve şeker hastalığının sebebinin hücre içerisinde organeller var. Yani her hücrenin içerisinde çeşit çeşit fonksiyonları olan bölümler var, odacıklar diyelim. Bunlara organel denir. Her organelin fonksiyonu farklıdır. Bu organellerden biri de endoplazmik retikulum. Buna kısaca ER denir. Endoplazmik retikulum ne yapar? Protein üretir. Protein sentezler. Protein sentezlenmesi, oluşması sırasında katalizatör olarak kalsiyum kullanır. Kalsiyum özel tüplerle gelir. Enerji meydana gelirken kullanılır. Katalizatör çok önemli fonksiyonu var kalsiyumun. Kalsiyumu muhafaza eden bir yağ tabakası var. Özel bir lipid yağ tabakası. Şimdi yağ tabakasında oluşan zafiyetler, kaçaklar nedeniyle, çentikler, delikler nedeniyle kalsiyum kaçağı başlarsa kişi de yavaş yavaş hücrenin yapısı, dokusu bozaldığı için buraları kapatmak için yağlanma meydana gelir. Bu da hücrenin yapısının, dokusunun bozulmasına sebep olur. Zamanla endoplazmik retikulum protein üreteceği yere yağ üretmeye başlar. Kendini korumak ve kaçakları kapamak için. Böylece kişinin hücre yapısı, dokusu bozulur. Dünyanın en büyük, yüzyılın en büyük buluşunu kim yapmıştır? Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genetik Hastalıklar ve Metabolik Hastalıklar Anabilimi Dalı Başkanı Profesör Doktor Hotamışlıgil bu büyük çalışmasına rağmen Nobel ödülü alamadı. Neden? Türk olduğu için. Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, Antarktikalı olsaydı 10 defa Nobel ödülü alırdı. Ama Türk olduğu için alamıyor. Ona da Türklerin veya Müslümanların bir Nobel ödülü gibi bir ödül, bir vakıf kurarak bu alanlarda, her alanda başarılı olanlara ödüller verilip insanların teşvik edilmesi, Nobel ödülüne alternatif bir yapı oluşturulması gerekir. Çünkü onlar sadece kendi insanlarını ödüllendiriyorlar. Onlardan daha başarılı olanlara gelince onları görmezden geliyorlar. Evet, Hotamışlıgil dünyanın en büyük ilim adamlarından biri. Bu buluşuyla kalsiyum kaçağının hücrede yağlanmaya sebep olduğunu belgeledi. Neden kalsiyum kaçağı oluyor? Asidoz nedeniyle. Neden asidoz oluşuyor? Yani vücudu insanın asitlenirse, asit oranı yükselirse kalsiyum kaçağı olur. Neden asitlenir? Kişi yanlış besleniyorsa. Bir, bağırsaklarında mantar varsa iki. Yani bir, aşırı hayvansal besinle besleniyorsa, mesela peynir yiyorsa, peynir yağ demek, yağ yağ asidi, yağ asit aside dönüş. Asit ne yapıyor? Bir, kandaki kalsiyumu çekiyor. Damarların iç yüzeyinde çentikler oluşuyor. Buraları
metabolizma kapamak için kolesterolla yamalar yapıyor. Damarlar zamanla yamalı bohça gibi oluyor. Eskiden köylerde bayanlar böyle kadınlar tekstil ürünleri satarlardı yamalı bohçayla. Ve damarların iç yüzeyinde kalsiyum azaldığı zaman ne olur? Kemikten, kaslardan sonra kemikten kalsiyum emmeye başlar. Sonra da en son artık kemikte, kaslarda, damarda kalsiyum bulamazsa asit, asit kalsiyum mıknatıs gibi kendine çeker. Hücrenin içerisindeki bu çok önemli katalizatör görevi gören kalsiyumu kendine çekiyor mıknatıs gibi. Böylece kalsiyumu özel tüplerde muhafaza eden lipid sağından solundan delinmeye başlıyor, kalsiyum kaçmaya başlıyor. Bu da kilo problemini tetikliyor. Kilo, kolesterol, karaciğer yanılması, şeker hastalığının sebebi bu. Asidoz, aşırı hayvansal besin veyahut da bağırsaktaki mantarlar. Bağırsaktaki mantarlar birçok toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Zehirli alkoller neye dönüşür? Aside dönüşür zamanla. Karaciğer bunu zararsız hale getirmek için aşırı vitaminler harcar. Asit, asit neye dönüşür? İşte bu da asit nötr bir madde haline gelmesi gerekir. Aksi takdirde tehlikelidir asit oranı sürekli yükselirse. Vücudumuz asidi kalsiyumla birleştirir, bu hale getirir. Peki buna karşı ne yapılabilir? Kilo problemini çözmek için birçok günümüzde hani yıllardan beri çalışmalar yapılmış, yüzyıllardan beri diyelim. Birçok metot var. Biz bununla ilgili çok çalıştık. Maydanoz zayıflatır. Bununla ilgili biz maydanoz forte ürettik. Kuşkonmaz kökü zayıflatır. Kuşkonmaz forte ürettik. Funda zayıflatır. Funda forte ürettik. Maydanoz aynı şekilde zayıflatır. Sıvısını da ürettik. Lahana zayıflatır. Lahanadan tonik ürettik. Fakat bunlar zayıflatır. İyi güzel. Fakat daha iyi, daha kaliteli zayıflatıcı yeni bir formül geliştirdik. Garcinia. Nedir Garcinia? Garcinia kombucha Latincesi. Kombucha'da yetiştiği için, dünyaya buradan yayıldığı için kombucha ismiyle anılır. Latincesi. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde, tropik ülkelerde yetişen bu meyve mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde. Bu meyvenin birleşiminde çok yüksek oranda hidroksit sitrik asit. Limon da sitrik asit içerir. Limondan farkı nedir? Hidroksi, yani bir OH grubu fazla. Oksijen, hidrojen grubu. Ne işe yarıyor bu? Hidroksit sitrik asit kişi mesela karbonhidrat içeren bir şey yedi. Hamurlu, tatlı, nişastalı, şekere dönüşen her şey bünyemiz yağ dönüştürerek depolar. İşte bu Garcinia'nın birleşiminde hidroksit sitrik asit ne yapıyor? Şekerin yağ dönüşmesini engelliyor. Şekeri şeker olarak depoluyor. Glikojene dönüştürüyor. Böylece kişi diyet yapmadan, herhangi bir yiyeceğini, içeceğini kısıtlamadan eğer ki Garcinia kullanırsa, 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyur. Çünkü yağ dönüşümünü engelliyor, frenliyor, dev şekere dönüştürüyor. Böylece ne olur? Kişinin vücudundaki yağ tabakaları yavaş yavaş eriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da yapılan klinik araştırmalarda ortalama ayda 8 kilo 200 gram kişiler herhangi bir yemesinde içmesinde sınırlama getirmeden sadece bunu kullanarak zayıflamışlardır. Belge ve bilgi var. Problem yok. Belge bilgi oldukça. Evet. Evet, şimdi kadın hastalıkları. Evet. Şimdi... Hamilelik problemleri isterseniz önce ondan bahsedelim. Evet, hamilelik. Bazı hamileliğin birçok riziko başlıyor. Hamile olduğu zaman kişinin, hamile olan bayanın vücudu aşırı vitamin, mineral, enzim harcamaya başlıyor ceninin gelişimi için. Bu aşırı harcama, aşırı östrojen hormonunun artması
Efendim, rahimin büyümesi haliyle rahim büyüdükçe karnı da büyüyor. Karnı büyüdükçe böbrekler hafif sıkışıyor. Karaciğer vesaire organlarda biraz anormallikler doğmaya başlıyor. Büyüdükçe bebek diyelim, problemler doğuyor. Evet, bu normal gelişim, problem yok. Fakat kişi, hamile olan bir bayan alkol kullanırsa çok çok tehlikeli. Doğacak bebeğin dudakları ince olur, gelişmez. Burun sapı, burunun az gerisi gelişmez. Küçük parmakları gelişmez. Beynindeki hücrelerin yapısı, dokusu normal oluşmaz. Alkol kullanıyorsa bir hamile bayan, doğacak çocuğu %90 normal çocuklardan çok düşük seviyede olur. Yani gerizekalıya yakın, Allah korusun. Alkol kullanıyorsa bir anne, çocuğu çok çok tehlikeli. Bu nedenle asla hamile olan bir kadın alkol kullanmaması gerekir. Bir. İki, sigara içilen bir yerde bile annenin, hamile olan annenin bulunmaması gerek. Çünkü polonyum 210 içerir sigara veya nargile vesaire. Radyoaktif bir maddedir. Toksik madde, ışın yayar çevredeki hücrelere. Kadmiyum kanserojendir. Katran vesaire. Bu nedenle sigara içen veya sigara içilen ortamda bulunan hamile anne ceninin gelişmesini engeller. Hatta Allah korusun engelli bile olmasına sebep olabilir. Bu nedenle sigara, alkol, hamile olan bayanların asla bu ortamlarda bulunmaması gerekir. Tehlikelidir. Şimdi bir de bazı bayanlar ne yapıyor? Düşük yapıyor. Şimdi bir hanımefendi hamile kalmak istemiş. Düşük yapmış. Bir defa, iki defa, üç defa işte 7. 8. haftasında anormallikler başlıyor. Doktor ne gidiyor? Doktor diyor ki sırt üstü yatacaksın. Kaç gün? Doğuma kadar. Doğuma kadar nasıl sırt üstü yatsın? Bu kadın tuvalete gitmeyecek mi? Çarşıya gitmeyecek mi? Oraya gitmeyecek mi? Evin işini yapmayacak mı? 9 ay, 10 gün nasıl sırt üstü yatsın? Ben ara dedi ki yakından tanıdığımız olduğu için dedi ki abi bana bir çare nedir? Problem böyle böyle. Doktora demiş ki İşte kanaman olabilir, çocuğu düşürebilirsin. Ne yapacağız? Sırt üstü yatacak. Hiçbir şey yapmayacak mı bu kadın? Ayağa kalkmayacak mı? Ben bilmem demiş, hiç kalkmayacaksın. Ben bilirim, problem değil dedim. Şimdi, hayat ağacı diye bir ağaç var. Bunun zabina, latincesi, tentürü var. Almanya'da bulunur. Bu tentürden aldım, ona verdim. Günde 3-4 defa 2 damla. Fazla değil. Bunu kullan. 15 gün sonra doktoruna gidiyor. Oo, hiçbir problem yok. Rahim kaslarını sertleştiriyor. Bir ay sonra tekrar doktoruna gitmiş, rahatsız olmuş. Demiş ki çok güzel, iyi de rahim kasları bu sefer fazla sertleşmiş, gelişmiyor. Problem değil, ona da çözüm var. Nasıl? Cinucu fugara kamoza. Kadın otunun tentürü. Sabina'yı bıraktık, cinucu fuga. Şimdi bundan kullan bakalım. Ne oldu? Rahim kasları tekrar açıldı, rahatladı, gevşedi, büyümeye başladı. Ve normal doğum yaptı. Hiç problem yok. Sadece Sabina ve cimucu fuga. Bitti gitti. Ama kadın doktoru ne diyordu? 9 ay 10 gün sırt üstü yat. Nasıl yatacak? Hadi bakayım yatsın, yatabilirsin. Yani problemi bilmek ve çözmek. Önemli olan her problem çözülebilir. Yeter ki sebebini bilmek gerekir. Bir de bir formül söyleyeyim. Bazıları illaki erkek çocuk sahibi olmak istiyorlar. Ben Almanya'daydım. O zaman 20 yıl önce bir beyefendinin 7-8 tane kızı var. Hiç oğlu yok. İllaki oğlan istiyor. Yani kusurun da hanımında olduğunu zannediyor. Şimdi Almanya'ya gitmiş. Orada özel hastanede muayene oluyor. Onlar spermi, iki çeşit sperm var. Erkeklik hormonu taşıyan spermlere
XX kromozomunu taşıyan spermler erkek spermdir. XY kromozomunu taşıyan spermlere dişi spermdir. Yani erkek çocuğun oluşmasını sağlayan hormon kromozomlar farklıdır. Dişi yani kız çocuğu oluşmasını sağlayan spermler farklıdır. İki çeşit sperm vardır. Erkek spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür, kısa ömürlü. Dişi spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlü. Bu nedenle karı koca cinsel münasebet sırasında eğer ki erkek hanımından önce inzal olursa, eski kelimeyle yeni kelimeyle orgazm olursa ne olur? Yumurta, kadındaki yumurta, yumurtalıktan yola çıkmadığı için efendim erkek sperm hızlı hareket eder, yolun yarısına varmadan ölür. Doğacak çocuğu ne olur? Kız olur. Yani buradaki problem bayandan değil, kadından kaynaklanıyor. Erkek bayandan değil, erkekten kaynaklanıyor. Erkek kendini kontrol edebilse, hanımından sonra rahatlasa çocuk erkek olur. Ama bununla ilgili ben böyle bir şey duyunca dedim ki Allah Allah. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. 1400 yıl önce Peygamberimiz diyor ki erkek çocuk sahibi olmak isteyenler hanımıyla şu şekilde ilişkide bulunsun. Kız çocuğu sahibi olmak isteyenler bu şekilde ilişkide bulunsun. Peygamberimiz bunu hadisi var. Profesör Doktor İbrahim Canan'ın kitabındaki bu hadisi okuyunca şaşırmıştım. Yapmış olduğum araştırmalarda bunun böyle olduğunu tespit ettik. İsteyen erkek çocuk, isteyen kız çocuk sahibi olabilir. Evet. Herhangi bir hastaneye gitmeden evde bunu deneyebilir. Biz denedik, başarılı olduk. Evet. Şimdi kadın hastalıklarına gelelim isterseniz. Evet, kadınlarda birçok hastalık var. Efendim, en tehlikeli hastalık da nedir? Bayanlarda bağırsaklarındaki mantarın vajinaya geçmesi. Buradan da rahim ve yumurtalıklara mantar yerleşirse mantarın üretmiş olduğu toksik madde, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler ne yapar? Rahim ve yumurtalıkları yakar. Hormon anormalliklerine sebep olur. Doğacak çocuğu zehirler. Kadınlarda çok pis kokulu akıntılara sebep olur. Beyaz peynirimsi pis akıntı olur. Bir, tedavi edilmezse sarımsı bir akıntıya dönüşür. İki, tedavi edilmezse kahverengimsi akıntıya dönüşür. Üç, tedavi edilmezse kansere dönüşür. Dört, yani mantar da virüsle birliktedir. Koloni şeklinde çalışır. Mantar olduğu zaman bağışıklık sistemi zayıfladığı için, vajina mukosası zayıfladığı için virüs, genital sihir, genital herpes kadınlarda hızla bağışıklık sistemi zayıfladığı için hızla bu hastalığı kapar. Nasıl kapar? Diyelim ki herhangi bir büroda çalışıyor. Alafranga, tuvaleti kullandı. Kendisinden önce başka birinde hastalık varsa otomatik kapar. Yani cinsel yönle kapı, genital sihir, genital herpes kapar diyorlar ya. Tuvaletten de kapar. Bu nedenle aslında alafranga, tuvalet kullanmak çok çok tehlikeli. Mümkünse eski usul alaturka kullanmak gerekir. Tuvalete gidiyorsa kişi, yoksa hayatı kayabilir. Genital sihir, genital herpes. Tehlikeli. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Oğul otunun birleşimindeki etirik yağlar genital sihir, genital herpese karşı etkili. Çay ağacının birleşimindeki etirik yağlar etkili. Bununla ilgili güzel araştırmalar var. Bayanlarda adet düzensizliği, adet anormalliği varsa buna karşı da ne var elimizde? Hayıt. Hayıtın tohumu Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Bayanlardaki adet anormalliklerini düzenler. Adet öncesi ağrıları, sancıları yok eder. Premenstrüel sendrom dediğimiz adet öncesi rahatsızları yok eder. Adet düzenleyici. Bayanda hormon yetersizliği varsa, az adet görüyorsa, adet görmüyorsa 10 numara veyahut da erken menopoza girmişse bunun için kadın otu var. Cimucu, fugara, kam, moza. Buna
kara yılan kökü denir. Evet. Garcinia kombucha. Garcinia kombucha Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Bal kabağı şeklinde, mandalina büyüklüğünde, birleşiminde çok yüksek oranda hidroksistrik asit içerir. Hidroksistrik asit nişastalı, yani glikoz içeren karbonhidratlı bir şey yediğinizde bunu vücudumuz neye dönüştürüyor? Yağa dönüştürüyor. Bu yağ dönüşümü engeller. Bir, direkt hücrelere glikojen şeker olarak depolar, yağ dönüştürmez. Böylece kişi fazla yemek yemeden garcinia kullandığı zaman yemeklerden önce 15-20 dakika önce otomatik zayıflar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Fakat vatandaşın mesela midesinde gastrit varsa, ülser varsa, reflü varsa ne yapmak gerekir? O zaman gastriti, ülseri, reflüsü olanın tonik kullanması gerekir. Tonik nedir? Tonik lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bu bir tonik gastrit, ülser, reflüyü önler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller yapmış oldukları araştırmada gastrit, ülser, reflüyü iyileştirdiğini ve zayıflattığını belgelemişlerdir. Fakat siz bunu mikserde çekerseniz etkisi kalmaz. Oksitlenir. Biz bunu çok özel bir makineyle özel olarak ürettik. Bu hem zayıflatıcı hem mideyi güçlendirici özelliklere sahiptir. Evet. Kadınlar için adet öncesi ağrısı, sancısı olan, gerilen, strese giren, hormon anormallikleri yaşayan kişi, bayanlar, hayıtı kullandığında hayıt adet anormalliklerini önler, adet düzenleyici. Mesela bununla ilgili Marburg Üniversitesi, jinekologların, kadın hastalıkları uzmanlarının asla çocuğu olmaz dedikleri bayanlar üzerinde hayıtla klinik araştırması yapılmıştır. Ha, hayıt deyince şöyle anlamayalım. Mesela bu hayıtın tohumu. Hayıtın tohumunu bazıları alıyor. Ne yapıyor? Değirmeninde öğütüyor. Kapsüle dolduruyor. Al sana ilaç. Olmaz. Bunun birleşimindeki etken madde nedir? %2,5-3. Siz bunu tohumundan hap yapmaya kakarsanız etkisi de %2,5-3'tür. Olmaz. Bunu damıtarak destilasyon, yani suyla veya ekstraksiyonla, alkolle içindeki etken maddeyi alırsınız. Ekstraktını kullanırsınız. Hap, damla, traje yapımında. Bazıları 50 kuruşa, yani paradan kaçıyor. İnsan sağlığıyla oynuyor. 50 kuruşa mal edip 100 liraya satıyor. Ekstrakta yaparsa pahalı. Onu yapmamak için bunu yapıyor. Vatandaş nasıl olsa anlamıyor diyor. Böyle bir kanun çıkıp bunun önüne geçilmesi gerekir. Bitki karışımlı olmaz. Bitkinin ekstraktından hap damla draje olur. Bu nedenle biz böyle bir ürün geliştirdik. Hayıtın birleşiminde hayıt tohumunun ekstraktı, kadın otu kökünün ekstraktı, civan perçemi ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşur. 10 numara. Her türlü adet düzensizliklerine, hatta kısırlığa karşı etkili. Fakat diyelim ki işte bayanda efendim vajinasında mantar yerleşti. Bağırsaktaki mantarlar vajinaya yerleştiyse ne olacak? Mantardan kurtulmadıkça pis kokulu akıntılar ve burada mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler rahim ve yumurtalıklara zarar verir. İleride problemler doğar. Bunun için nedir bu? Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı, aslında çay ağacı ile çayla ilgisi yok. Bitkinin adı öyle. Melaleuca alternifolia. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapmıştır. Tırnak mantarına karşı etkili.
vajinadaki pis kokulu akıntılara karşı etkili ve yüzde ağızda uçuğa karşı, herpese karşı etkili. Bunu zamanında keşfetmişler 200 yıl önce. O günden bugüne kadar bu çeşit rahatsızlarda çay ağacı yağı kullanılır. Mükemmel. Nasıl kullanılacak? Mesela vajinasında pis kokulu mantarlar olan kişi 3-4 damla tampona damlatıyor. Fitil gibi vajinasına sürüyor. O kadar. Sabah, öğle, akşam. Günde 3 defa yaparsa çok kısa sürede iyileşir. Herhangi bir problem yaşamaz. Yan etkisi yok, zararı yok. Bir de kadın otu var. Kadın otu, buna cimici fukarra kamoza denir. Cimici fukarra kamoza denmesinin sebebi, Latincesi Türkçe karşılığı kara yılan kökü. Siyah uzun bir kök. Bu nedenle kara yılana benzediği için kara yılan kökü denir. Bunun erken menopoz, menopoza giren, adet görmesi kesilen veyahut da adet gördükten sonra problem yaşayan bayanlar için bu östrojen hormonundan daha etkili ve yan etkisi yok. Mesela son yapılan araştırmalarda menopoz nedeniyle problem yaşayan bayanlara ne veriliyor? Hormon veriliyor. Hap veya orasına burasına flaster şey yapıştırıyor böyle. Hormon içeren. Ne oluyor? Bu kansere sebep olduğu, sentetik olduğu için östrojen hormonu sentetik olarak alınırsa kansere sebep oluyor. Bu nedenle tehlikeli, tehlike arz ediyor. Oysa cimici fukara kamoza, yani kadın otu, menopoz, normal zamanında menopoza giren bir bayanın yaşamış olduğu ateş basması, gerilim, stres, bunalım. Hatta bir bayanla ben bir konuşmuştum da, ya intihar etmek istiyorum demişti. Tövbe estağfurullah dedim. Dedi ki, benim durumumu bilemezsin. Çok ağır hormon anormalikleri yaşıyor. Hiç problem değil. Kadın otu var, kullanırsın, rahatlarsın. Kullanırsın, rahatlarsın. O kadar kolay. Dünyada en çok tanınan, bilinen menopoz için bu ürün mükemmel. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. %100 doğal. Evet. Şimdi bu gördüğünüzde laden gülü. Laden gülü ne işe yarar? Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde klinik araştırmaları yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda atopik eksema, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı eksemaya karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bununla ilgili klinik araştırmasını Saarland eyaletinden Profesör Doktor Günte Wiese hastalar üzerinde denemiş. Bunun birleşiminde metilbutason ve etilbutason diye iki tane etken var, madde var. Bu hem antiviral, antibakteriyel, antimikozitik, yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir. Artı Anadolu Üniversitesi, yani Eskişehir, burada uzmanların yapmış oldukları bir çalışmada gastriti iyileştirdiği belgelemiştir. Gastrite karşı etkili. Yani gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlara sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi yok edecek antibakteriyel özelliklere sahip. Klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmıştır. Laden gülünün herhangi bir etkisi yok. Evet İbrahim Bey, programımızın sonuna geldik. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 19.45'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar.